Efendim hayırlı akşamlar. Enderun'dan nameler canlı olarak tekrar huzurlarınızda. Bir haftayı geçirdik. Bu hafta çok güzel eserlerle inşallah birlikte olacağız. Yaklaşık 1,5 saat gecenin tam ortasına kadar 12.00'a kadar beraber olacağız. Hani bazı insanlar vardır ya, sadece duruşlarıyla da insanları ferahlatırlar. Üzerine konuşma gelince biraz daha ferahlanırsınız, feyizlenirsiniz. İşte öyle bir misafirimiz var bu akşam. Yaklaşık 35 yıllık eğitim hayatını, eğitim ve öğretim hayatını talebeler huzurunda geçirmiş. Sonra da artık Türkiye'nin eğitiminin, öğretiminin, belki irfanının, ihlasının, idaresinin en üst kademelerinde tüm halka yönelik olarak sürdürmekte olan bir kıymetli insan. Kıymetli bir kalp, kıymetli bir dost diyelim. Hasan Kamil Yılmaz hocamız, Profesör Doktor, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız. Hoş geldiniz diyerek sözlere başlıyorum. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, hamdolsun. Sizler nasılsınız? İnşallah keyifli bir sohbet İnşallah ve güzel eserlerle feyiz alacağız zaten bizden. Evet sevgili dostlar. İsmiyle, müsemmasıyla güzel bir program. Eyvallah, sağ olun. Yine sizler programımıza Twitter aracılığıyla katılabileceksiniz. Sorularınız olursa hocamıza ileteceğiz. Ama zaten konular birbirini açacak ve akıcı bir sohbet ve güzel eserlerle programımız devam edecek. Efendim bu akşam ilk eserimiz Ulu Gönül Sultanı. Sadece Üsküdar'ın değil, İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin ve hatta dünyadaki Müslümanların gönüllerine nur olan ve ışık olan çok kıymetli bir gönül sultanının sözleriyle başlamış olacağız. O da Efendimizin bendesi olduğu kapının sesini bize haber veriyor. Kudumun rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Buyurunuz. Thank you.
teşekkürler. Efendim, bu eser musikimizin gerçekten hiç ölmeyen, ölümsüz eserlerinden bir tanesi. Zaten güfte itibariyle ölmesi mümkün değil. Nebi idin dahi Adem dururken ma-ı tîn içre, İmam-ül Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Hele de Hüdayi Hazretleri ile ilgili çalışması olan bir hocamıza tam da sözü vermenin vakti ve yeridir der ve ben sözü tevdi ederim hocam. Eyvallah, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim, sevmekle anmak arasında çok yakın bir irtibat var. Yani siz sevdiğiniz şeyi çok anarsınız, andığınız şeyi de çok seversiniz. Yakınlaşırsınız böyle. Aynen öyle. Hatta aynileşirsiniz. Dolayısıyla insanlar sevdiklerini anmayı çok arzu ettiklerinden dolayı ve sevdiklerine kavuşamama kaygılarından dolayı hep bir hasret yaşamışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bu hasret, onun vefatını takip eden hemen ilk yıllarda kendini göstermiş ve kendi torunları, ashab-ı kiramın diğer seçkinleri bu hasretle acaba ona yakın daha nasıl olabiliriz? Onu gözümüzde, gönlümüzde nasıl canlandırabiliriz? Duygu ve düşünceleriyle arayışlara girmişler. Mesela Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, dayısı Hint bin Ebi Hale'ye, Hazreti Hatice validemizin ilk eşinden olma oğlu Hint bin Ebi Hale'ye diyor ki, dayıcığım sen iyi bir vassafsın. Yani iyi bir anlatımcısın, iyi dekore edersin, iyi tasvir edersin. Ben dedeme yetiştim ama onun yüzünü, gözünü, halini, şemailini, tavrını, güzelliklerini böyle tam toparlayıp zihnimde canlandırmak istiyorum. Bunu yapacak çağda değildim, küçüktüm o zaman. Ama sen iyi bir vasaf sıfatıyla bana onu anlatır mısın diyor. Yani onun fiziki portresini, tebessümünü, konuşmasını, tavırlarını, ilişkilerini anlatır mısın diyor. Tabii Hint bin Ebi Hale'de, Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i şerif. Hint bin Ebi Hale'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte önce fiziki portresinden başlayarak saçından, kaşından, gözünden, vücut yapısından, ellerin kuvvetinden, pazularının güçlülüğünden, sırtından, ayaklarından, ondan sonra tebessümüne, haline, tavrına varıncaya kadar uzun bir şemail, bir hilye çiziyor. Evet. Yani fiziki portre çiziyor. Bugünkü i̇şte elimizdeki bu gelenek, hilyeler. Efendim? Bugün elimizdeki hilyeler. İşte o geleneğin ilk nüveleridir. Yani birisi işte Hazreti Ali'den, birisi Hazreti Ali radıyallahu anh'tan gelen rivayettir. Birisi işte diğer bu Hint bin Ebi Hale ve benzerlerine gelen rivayetlerdir. Bu rivayetlerde genellikle Efendimizin o şemaili anlatılır. Bu daha sonra işte Aziz Mahmud Hüdayi ve benzerleri, hatta ondan öncekiler tarafından da Naat adını verdiğimiz, onun vasıflarını, sıfatlarını anlatan, güzelliklerini anlatan şiire dönüşmüştür. Eyvallah. Musikiye dönüşmüştür, ahenge dönüşmüştür, ritme dönüşmüştür. İnsanların gönül tellerini titretmiştir. Yani hasretin... Ama bu hasretin vuslata dönüşmesine vesile. Çünkü hasretin vuslata dönüşmesi için Allah da bize bir yol gösteriyor. Ne buyuruyor? اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Allah ve melekleri Nebi Aleyhisselam'a salat ederler. Yani ona rahmetiyle muamele eder Allah Teala Hazretleri. Melekler ona dua ederler. Ey müminler, ey inananlar, siz de o şanlı Nebi'ye salat edin, selam gönderin, tam bir teslimiyetle selam verin diyerek Allah o hasretimizin salatu selamla vuslata dönüşmesi için bize yol gösteriyor. Efendimiz de diyor ki, siz bana salatu selamlarla işte vuslat arayışında olursanız ruhum bana iade edilir. Ben size mukabele ederim salatu selamlarınıza. Ve böylece bir diyalog sürer gider. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette tabii bedeniyle, efendim topraktan olan vücuduyla elbette vefat etti. Ama onun ruhu Muhammediyesi, hakikati Muhammediyesi elbette haydır, diridir, irşada devam etmektedir. Dolayısıyla biz o sevgiyi gönüllerimizde saklayabildiğimiz sürece ondan feyiz almaya devam edeceğiz, devam ediyoruz. Hüdayi i̇şte Hazretleri'nin ifade ettiği Hazretleri zaten oraya getirmek istiyorum evet, sözü. Evet. O da onu söylüyor zaten. Yani Hüdayi Hazretleri diyor ki, atıfta bulunuyor Efendimiz hadis-i şerifine,
Kuntu nebiyyen ve Ademu beynel mâi vettîn. Ben nebiydim, peygamberdim ki henüz Adem toprakla su arasındaydı. Hmm. Yani daha çamurdu. Henüz ruh nefolunmamıştı kendisine ama ben nebi olarak levlâke levlâk lema halaktul eflâk sırrına mazhar olmuştum ve Allah benim ruhumu halk etmişti ama henüz bedene bürünmemiştim. Hocam doğrusu diyor. Efendimizin konusu açılınca sohbet şırıl şırıl akıyor da hasret dediniz ya, hasretin evet. Bu yakıcılık tarafı belli bir noktaya gelince hararet artık evet. Demek ki o zaman yazılabiliyor ancak böyle şeyler. Ancak o zaman yazılıyor. Orada bir uslat çağlayışları başlıyor işte. Zira bir kitabeden gördüğüm ve bir musiki eseri de aynı zamanda olan bir Arapça metin vardır, şiir vardır. Hatırlayacaksınız muhtemelen. Li hamsetun utfi biha harral veba el hatima. El Mustafa vel Murtaza vebnahuma el Fatıma. Vel Fatıma. Evet. Yani benim hasret hararetim artınca ben kendimi şu 3-5 şeyle söndürürüm evet. diyor şair. El Mustafa vel Murtaza vebnahuma vel Fatıma. Evet. Evet. Yani o Çihariya şey Pence Ali Aba. Pence Ali Aba 5 Ali Aba erbabıyla evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Fatıma Hasan Hüseyin. Ben program açılışında söyledim. 35 yıllık yaklaşık eğitim öğretim hayatını bu sefer daha üst perdeden tüm Türkiye'ye yaymak üzere bir hizmet başındasınız. Allah kolaylık versin. Gerçekten idarecilik de zor bir iştir. Dualarınıza ihtiyacım var. Ama sizin güler yüzünüz ve tabii duruşunuz herhalde pek çok problemi başından itibaren eyvallah. Çözüyordur. İnşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın evet. çok son dönemlerde hatırı sayılır çalışmaları var. Toplumun her kesiminin nazarı dikkatini celbeden. Evet. Özellikle yılda bir sefer olup bitiveren mesela kutluğum haftaları bir başka şekle büründü. Bir tema adı altında. Evet. Ve son dönemlerde yine başkanlığın tertiplediği camiler her mahallede, her meydanda, her şehirde ulusu bulunan, yenisi bulunan pek evet. çok isimle anılan camilerin başka bir aktiviteye doğru, hizmete doğru tekrar belki asli hizmetine doğru çekildiğini görüyoruz. Bunlarla ilgili biraz söz açmak istiyorum doğrusu. Pek çok da konu var. İsterseniz 1. Ahmet diyelim. Evet. Dilhanesi pür nur olur envar-ı zikrullah ile. Çünkü camilerde o kalpleri nur etmenin yerleridir. İnşallah. Buyurunuz peki, efendim. Buyurun. Ve arkasından da arkadaşlar bu eseri hemen yanı başımızda bulunan ve himayelerinde bulunduğumuz Merkez Efendi Hazretlerinin bir sözüne bağlamış olacağız. Ey ya alemlerin şahı, tecelli kıl, teselli kıl. Gönüller burcunun mahı, tecelli kıl, teselli kıl. Evet, bu ilk her zaman unutuyorum söylemeyi ama arkadaşlar bu sefer hatırlattı sağ olsun. Bu Mesut Demir kardeşimizin birkaç hafta önce istemiş olduğu bir eserdi. Artık seyircilerimiz böyle eserler istiyor çok şükür. Öyle mi? Tabii 1. Ahmet istiyorlar hocam. Maşallah. Evet. Peki. Buyurunuz efendim. Ben var.
Burcunun mahı, tecelli kıl, teselli kıl. Dua etmesini bilmiyorsan, hadi peygamberi örnek alamadın ama onu sevenleri bari örnek al da nasıl dua edilirmiş öğren. Aynen. Zira iklimi dil mamur olur. Envar-ı zikrullah. Envar-ı zikrullah ile her müşkil iş asan olur. Asar-ı zikrullah. Evet. Evet. Bu da gerçekten. Birinci Ahmet, örnek almak evet. istiyorsak değil mi? Evet. Bu karşılıklı bir şeydir biliyorsunuz, tanzir ile yazılmıştır. Bülay Hazretleri'nin şiirine naziredir bu. Hangi yani şiir? Aynı yine dilden kederler dur olur diye başlayan, hatırımda yanlış kalmamışsa, o şiire nazire olarak yazılmıştır. Ha. Karşılıklı birbirlerine nazire olarak yazılmıştır. Onu da rast makamında çalışmak lazım evet. o zaman. Peki. Yani böyle bir şey de var. Tabii şey kuvvetli bir şair gerçekten, Birinci Ahmet Han. Evet. İyi bir şair. Yani Hüdayi Hazretlerinden de feyz almış, onun da mutlaka tesiri olmalı. Ama çok cali bir dikkat olan da, yani 14 yaşında padişah olmuş, 14 sene padişahlık yapmış, 28 yaşında Hakk'a yürümüş. Ve geride bu kadar, yani hem cami ve başka bir takım eserler bırakmış. Gerçekten çok insanın havsarası duruyor. Evet. Osmanlı Sultanları böyle Hocam, genelde. Hocam, peki... Bu kadar küçük yaşta sevk ve idare edebileceği kocaman bir devlet evet. var. Bugünkü devletlere bakıyoruz. Osmanlı'nın devlet yapısı yanında küçücük birer parça Osmanlı, gibi. Osmanlı aşağı yukarı 50 devlet kuruldu onun yerinde evet. yani. Dolayısıyla nasıl bir çocukluk yaşadı ki ya da ona çocukluğundan itibaren nasıl bir eğitim kulvarı açıldı ki böyle bir duruma geldi. Dolayısıyla buradan sözü şuraya getirmek istiyorum. Başkanlığın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı zannediyorum bu yıl başladı değil mi? 4-6 yaş arası çocuklara dönük bir... Üçüncü senesi bu sene. Öyle mi? Ama daha çok şeydi, mevziydi. Bu sene Türkiye genelinde yaygınlaştırılmış. Ya pilot bölgelerimiz vardı. Belki bilinmiyor. Onlar birkaç cümle evet. bahsetmek ister misiniz? Şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim
okumanın, Kur'an okumayı öğrenmenin yaşıyla ilgili bir sınırlama vardı hatırlarsanız. Biliyorum. O sınırlamanın kaldırılmasından sonraki süreçte herkesin her yaşta Kur'an-ı Kerim okumasının öndeki engel kalkmış oldu. Hal böyle olunca özellikle bizim yaygın Kur'an kurslarımızda, yani hanımefendilerin katıldığı Kur'an kurslarımızda hanımlar mektebe gitmeyen çocuklarını yanlarına götürüyorlardı. Önce buradan başladı bu iş. Yani kendi oğlunu, kızını, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğunu mektebe gönderemediği için, daha mektep çağı gelmediği için mektebe gönderemiyor, evde de bırakamıyor, beraberinde getiriyor. Şimdi Kur'an kursunda bunların bulunmasının da artısı var, eksisi var. Tabii. Hal böyle olunca onlarla ilgilenecek bir ortam oluşsun diye önce onlar için düşündük. Yani hanımefendilerin yanlarında getirdikleri çocukları da meşgul etmek, onlara Kur'an-ı Kerim okutmayı sağlamak amacıyla. Sonra bu bir talebe dönüştü. Yani biz, evet bu hanımefendilerin çocukları okusun ama başka göndermek isteyenler de var. Bunlar bundan mahrum mu olsun? Tabii elbette ki buna biz hayır diyemezdik. Zaten engel de kalktığı için onun üzerine biz okul öncesi dönemdeki o 4-6 yaş çocuklarının da devam edebileceği bir Kur'an kursu müfredatı geliştirdik. Bununla ilgili işte pedagojik formasyon esasları ile ilgili, okul öncesi eğitim birimleri ile ilgili. Muadili. Muadili tabii ama biz de bir yuva eğitim vermiyoruz. Yani bizim tamamen bir Kur'an kursu eğitimidir. Yani anladım. O yuva veya işte ne bileyim okul öncesi eğitimin milli eğitime ait olan kısmı ayrı bir şey. Bizim yaptığımız sadece belli saatlerde, günün belli zamanlarında onlara Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğretmek, Elif Bâ'yı tanıtmak, namaz, oruç gibi ibadetlerle ilgili oyun eğlence havası içerisinde onlarla kitaplarımız da hazırlandı. Belki dini literatürle ilk tanışma. İlk defa tanışıyor. Yani ve oraya biz her hocamızı da sokmadık. Yani her Kur'an kurucusu çünkü okul öncesi eğitimde muvaffak olması zordur. Çünkü çocuk daha okuma yazmayı bilmiyor. Yani Türkçe okuma yazmayı bilmiyor. Direkt beynine hitap edeceksiniz. Aynen. İlk defa öğretmenle tanışıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani ben onu hep önemsiyorum ve anlatıyorum. Diyorum ki Resulullah Efendimizin muallimi Cibril'di. Evet. Ve ilk defa Cibril ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karşılaştığı zaman o karşılaşma sahnesi aslında bütün Kur'an hocalarının hayatlarını merkezine alması gereken bir husustur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 6 aylık bir inziva hayatından sonra malum halleriniz en son artık vahiy hazır hale gelince Cebrail Aleyhisselam kendisine asli hüviyetiyle göründü. Yani daha sonraki süreçlerde Dıhyetül Kelbi ve benzeri sahabilerin kisvesiyle gelecek olan Cibril ilk görüşmede Cebel-i Nur'da Hira Mağarası'nda kendi asli yani melek suretiyle, kanatlarıyla nasılsa o işte şekliyle göründü ve Hazreti Peygamber'e ikra dedi. Oku diye hitap etti. Hazreti Peygamber'e bu ikra hitabı tabii büyük bir sansızlığı meydana getirdi. Yani hiç daha önce görmediği bir varlığın karşısında böyle asli hüviyetiyle görünmesi ve ondan bir talepte bulunması. Bu da oku. Neyi okuyacağı belli değil, nasıl okuyacağı belli değil. Tabii Hazreti Peygamber sarsıldı bu hitap karşısında. Korktu, ürktü. İşte o korkma ve ürkme sırasındaki intibak zorluğunu Cibril Emin onu kanatların arasına aldı, bağrına bastı, şefkatle ısındırdı yani tabiri caizse. Evet. Evet, yuvaya aldı. Yuvaya aldı ve ısındırdı. Ondan sonra bıraktı. Tekrar ferahlamış olarak. İkra dedi. Ama hala geçmemişti Resulullah'ın o heyecanı ve şeyi. 3 defa. Şimdi bir Kur'an mualliminin veya muallimesinin kendisine işte o 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında ki bizde teamüldür. Osmanlı geleneği, konak geleneği daha doğrusu İstanbul'da 4 yaş, 4 ay ve 4 günlük olduğu zaman Bed'i Besmele evet, merasimi evet, diye bir evet, şey vardı. Evet. Tören. İşte o şimdilerde unutulmuş olan unutulmuş. Bir iş. Bunun böyle törenle olması, efendime söyleyeyim aile büyükleriyle beraber olması aslında o Resulullah Efendimizin Cebrail ile karşılaşmasındaki Cebrail'in onu kanatlarının arasına alması gibi çocuğa da bir kanat germeyi babasının, dedesinin, hane büyüklerinin huzurunda bir özgüven sağlıyor. Şimdi hakikaten 4 yaşında çocuğu götürüp bırakıverseniz orada öğretmenin yanına evet, çocuk korkar, ürker. Hocam, ne yapacağını bilemez. Bu nasıl bir kültür? Şimdi ben sabredemiyorum siz konuşurken. Emin Hoca ile bir gün konuşurken, Emin Işık hocamızla kulakları çınlasın. Allah uzun ömür versin. Allah, hocam dedim, biz dedim evlere niye hilye koyuyoruz dedim. Dedi ki herkes dedi
Efendimizin evinin önünde devesini çöküp de gideceği Ebu Eyyub el-Ensari olamaz ki dedi. Onu evine getiriyor dedi. Aynen. Doğru. Yani Hilye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri caizse misafir fiziki etme. Portresidir. Evet. Yani siz onu tam okuyup manası aldığınız zaman gözünüzde ve hayalinizde Resulullah'ın siması canlanıyor. Canlı. Yani karşınızda ruberu, onunla yüz yüze gibisiniz. Şimdi buradan şuraya, yani 4 yaşında Efendimiz'i evet. Cebrail sıktı, biz şimdi onun için bir tören yapıyoruz. Bu bağlantı çok önemli aslında. Tabii, yani işte oraya rapt etmek istiyoruz. Hmm. Yani oraya hazırlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu okul öncesi eğitimde biz, okul öncesi eğitimi almış bizim Kur'an kurucularımız varsa onları, değilse İmam Hatip mezunu böyle bir eğitimi almış veya sertifikaya yönlendiriyoruz. Sertifika aldırıyoruz Halk Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki eğitim alanlarında. Oradan eğitim alan kardeşlerimiz, hoca hanımlarımız bu 4-6 yaş gruplarına illerde D grubu dediğimiz Kur'an kurslarını açıyoruz. Ve böylece hakikaten çok büyük bir şey oldu, katılım oldu. Ve çok da insanlar bundan mutlu. Yani o yaştaki çocuğunu dinle, diyanetle, peygamberle, Kur'an'la tanıştırıyor. Sokakta veya nerede ben meşgul edeceğim, neler öğreteceğim diye düşünmüyor. Getiriyor Kur'an kursumuzda. Esasında da kendisiyle buluşturmanın yolu. Aynen öyle. Evet. Kendini tanıtmanın hocam, kendisiyle buluşturmanın yolu. Hocam Twitter'dan çok yazan dostlarımız var. Selamlarını iletenler var. Hem görevlilerden hem evet. Efendim eserlerimize teşekkür edenler var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ben tek tek hepsini zikredemeyeceğim maalesef. Teşekkürle mukabele edip biz fazla vakit kaybetmeden, hani dedik ya bu çalışma 4-6 yaş grubuna yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni bir faaliyet alanı açıp da biz aslında ilk 2011 yılında, ya daha doğrusu 2010'da Sayın Başkanımız Mehmet Görmez Bey'in liderliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hizmete başladığımız zaman, yani sizin biraz önce işaret buyurduğunuz hem bu camiler haftası ile ilgili, hem kutlu doğum konusu ile ilgili, hem Ramazan teması ile ilgili tematik çalışmalar yapmayı önemsedik. Daha önceden de başlamış bir gelenek vardı zaten. Ali evet. Bardakalı hocamızın zamanında başlamış. O geleneği biraz daha yaygınlaştırarak daha toplumun damarlarına ulaşmak için bir şey başlattık. O yüzden Camiler Haftası'nın ilkini 2011 yılında Cami Çocuk Buluşması adıyla başlatmış olduk. Bu işte camilerde 4-6 yaş grubunun şeyi, bu seneye tesadüf eden kısmı aslında o 4-6 yaşın daha 2011'de başlayan cami çocuk buluşmasıyla temelleri atılmıştır. Evet. Yani orada çünkü gerçekten bizim halkımızda nasıl oluşmuşsa camide çocuk görmekten rahatsız olan bir cemaatimiz, hatta din görevlilerimiz olduğunu ben biliyorum. Yani aman üzülmesinler yaşamış, din görevlisi arkadaşlarımız. Üzülsünler, zarar yok. Eğer gocunacak olanlar varsa gocunsunlar. Ben çünkü bunu yaşamış birisiyim. Yani bu acıyı ben bir camimizde, Üsküdar'da bir camimizde, adını vermeyeceğim ama kendisini biliyordur o. Eyvah, Üsküdar'da kardeşlerimiz. Onu biliyorlar onlar onu. bunu yaşamış birisiyim. Üzüldüğüm için söylüyorum. Torunlarımla ve camiden kovulacaktım neredeyse. Diyanete gitmediğim, henüz daha gitmemiştim o zaman. Ama beni tanıyan bir şeyin huzurunda. Yani şey değil, insanımız ona hazır değil. Onu söylemek istiyorum. Evet. Yani kınamıyorum Hoca Efendi'yi de. Saygıyla iade ediyorum burada. Diğer oradaki cemaatlerimizi ama yani böyle bir şeyimiz var bizim. Yani camide çocuk görmekten rahatsız olan tavrımız vardı. Hamdolsun bu kırılıyor şimdi. Yani biz çocuk sesi duyduğu zaman namazını hızlandırıp kısa sürelerle erken selam veren bir peygamberin ümmetiyiz. Hmm. Kendi torunu Mescid-i Nebi'den içeriye girdiği zaman mihraptan inip, minberden inip kucağına alıp onlarla minbere çıkan bir peygamberin ümmetiyiz. Nasıl böyle olduk bilemiyorum ama şimdi yeniden buna dönüyoruz, dönmeliyiz. Nesil yani, önemli çünkü. Çok önemli. Hayır şimdi bana burası çocuk bahçesi değil, niye getirdim bu çocuğu diyen amcaya ben sordum yani o camide o gün. Sizin dedim çocuğunuz, kaç çocuğunuz var? Dedi 3 mü 4 mü? Nerede onlar, buradalar mı? Dedim, yok dedi. O zaman söyleyecek bir şey yok o zaman ben dedim. Evet. Yani ne söyleyeyim ki dedim. Evet. İşte o başlamış olan çalışma, proje artık yeni tabiriyle. Belki insanlara çocuk yaşlarından itibaren kendilerini öğretme, kendi içlerindeki fıtrattaki olan benliği öğretme. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin aynı mütecanis sözlerle ifade ettiği, bilmek istersen seni can içine canı ara. Geç canından bul anı, seni bil, sen seni. Ben aref sırrını açıkladı. Evet, evet, evet. Ve arkasından yine Hüdayi Hazretleri bu akşam hem hocamızı ağırlıyoruz hem de Hüdayi Hazretleri'nin manevi himmetlerini meclisimize davet etmek için İnşallah. Bir tevhid eseri de ondan.
nefketmeye ağyarı tevhid ede gör tevhid. Yoklukla bulup varı tevhid ede gör tevhid. Buyurunuz efendim. Bilmek istersen seni can içine canına, bilmek istersen seni can içine canına, geç canından bulanı sen seni, sen seni, geç canından. Allah ya Rab Muhammed Resulullah.
Muhammedun Resulullah. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Sadıkul vadil emin. Evet. Men aref sırrını açıkladı bize Hacı Bayram yani Veli. Efendim bir dostumuz yazmış. Biraz önce de yazmıştı. Şimdi tekrar gözüme takıldı. Diyor ki hilyeden söz ettiniz. Biraz daha üzerinde dursanız. Dolayısıyla bir parça da hat mevzusuna dokunsanız. Güzel. Diyor Hasan Kamil Hocam'dan dinlesek diyor. Doğru. Zira siz programa başlamadan önce Yeni Kapı Mevlevihanesi'nin böyle restorasyondan sonraki yazılmış olan etraftaki beyitleri okuyordunuz. Evet. Şimdi efendim tabii hilye veya şemail bu bir gelenek, biraz önce kısmen de temas ettik. Ama konumuzu unutmayacağız, döneceğiz sonra. Tamam, ona merak dönelim. Etmeyin. Çünkü o hakikaten şey meselesi, çocukların eğitimi meselesi. Evet. Bir şehirden bir hayır doğar, onu söylemek istemiyorum aslında şey yaptım. Öyle bir şey yaşadık ama elhamdülillah ondan sonra şimdi çok güzel bir şey oldu. Yani bizim teşkilatımızda. Hmm. Yani bu işe çok sahiplendi arkadaşlarımız. İmamlar, Kur'an hocaları vesaire. Ve şimdi camilerimiz çocuk açtı. Yani 4-5 seneden beri bütün camilerimizde çok müthiş bir güzellik oluştu. Evet, hat. Evet, hatla ilgili söylüyorduk. Yani bu hilye geleneği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan malum hadislerden oluşan şeylerdir malum. Ortada bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed adı, sağ üst köşede Ebu Bekir, sol üst köşede Ömer, aşağıda Osman Ali, daha aşağıda Fatıma, Hasan Hüseyin de yer alır. Böylece hem Çahar Yâr-ı Güzîn hem de Pencâ-ı Âlâ aynı anda. Ama ortada şeyde de, şeyin için, çerçevenin içinde de Efendimizin Hazreti Ali'den gelen veya işte diğer bu Hint bin Ebihâ'den gelen rivayetlerle hilyesi. Yani yüz siması. Yüz siması, yürüyüşü, omuzları, elleri, ayakları vesaire gibi tinsel ve fiziksel portresi. Yani hem ruhi hem de fiziki portresi yer almaktadır. Yani bu tabii bu haliyle yazılması, bunun bir bereket olduğu inancı vardır bizim insanlarımızda. Hatta yani evine bir hilye asan insanın yani o evine bereket gireceği, bir takım afetlerden korunacağı şeklinde çok güzel şeyler vardır, iltica tavırları vardır. Evet. Bundan dolayı bizim şeyimizde, geleneğimizde hilye yazıları, hilye hatları çok yaygınlaşmıştır. Hele son zamanlarda şimdi hatlarımız da maşallah hem güzel tezliklerle bunu yapıyorlar ve şeyde artık arz talep meselesi bakımından baktığınızda marifet iltifata tabidir. Tabii ki. Müşterisiz meta zahidir hesabı. Son yıllarda hamdolsun hem hattatlarımız var, hem hattatlarımızın yazdığı yazılara talip olan insanlarımız var. Evet, bu tabii sanat, estetik biraz şeyle alakalı. Yani insanların ekonomik durumları, eğitimleriyle alakalı. İnsanoğlu doğduktan ve büyümeye başladıktan sonra veya ayağı yaraya basmaya başladıktan sonra önce karnını doyurması düşüyor. Sonra başını sokacağı bir yer. Sonra işte üstünü başını soğuk sıcaktan koruyacak bir elbise. Eli ağzına erdikçe, imkanları arttıkça onların daha iyi, daha kaliteli olmasını düşünmeye başlıyor. Mesela şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu düşünürseniz, 1299 genelde kabul edilen şey. Ama Osmanlı'nın sanat eseri olarak miras bıraktığı en ilk eser 1402 zannediyorum. İşte şey, Bursa'daki Ulu Cami. Yani 100 yıl sonra ancak böyle sanat eseri sayılacak bir şey ortaya koyabilmişiz. Niye? Çünkü o 100 yıllık süre içerisinde devletin kuruluşu, milletin karnını doyurmak, insanların yere yerleşmesi, yani ufuk ve vizyon olarak ondan sonra ancak görmeye başlıyor. Şimdi bu günümüze gelecek olursak da mesela şimdi Türkiye'de 1950'lerden sonra köylerden şehirlere bir göç başladı. Evet. Bu göç sürecinde insanlar ya aman başımızı sokacak bir yer bulalım diye bir gecekondu kültürü oluştu. Bu aynı kültür camide de oluştu. Tabii. Camiler de gecekondu gibi oldu. Ama 2000'li yıllara geldiğimizde ekonomi geliştikçe, şartlar düzeldikçe ya bu evlerde oturmaz. Yeniden bir kentsel dönüşümle bunların kalitesini artıralım demeye başladı insanlar. Dünyada mekan, ahirette iman, iman hesabı. Ve yıkılıp yeniden işte yeni projelerle İstanbul'da, Ankara'da, diğer şehirlerimizde kentsel dönüşümlerle sonra bunların camileri de yani bunlara uygun olsun denmeye başlandı. Evet. Yani sanat ve estetik insanın belli bir doyuma ulaştıktan sonra aradığı ve önemsediği bir durum haline geliyor. O bakımdan yani o noktaya geldikten sonra insan sanatı arıyor. Bu şeyde hatta da böyle, bu musikide de böyle, tabii, bütün şeylerde böyle. Yani karnı aç bir adama hadi bakalım biraz musiki meşk edelim
desen yağdan bir dakika önce karnımızı doyuralım mı? Hayırlısı ondan sonra bakarız bu işe diyecektir. Zühd ve takva için olsa olur da. Eyvallah ama işte estetik olunca, sanat olunca o sanat kaygısı. Biraz, o aslında biraz da gücün ifadesi. Aynen öyle. Bir arayış, yani hayat standartının yükseldiğini, dünyaya bakışın daha anlamlı olduğunu göstermek adına önemli bir şey. Bir de güç gösterisi tabii aynı zamanda. Yani incelik, sanat, zarafet ne kadar olsa bir güç gösterisi aynı zamanda. Hocam oradan gelelim camilerde buluşma konusuna. Evet. Şimdi efendim... Çocuktan bahsettiniz. Sonra herhalde engelli, kadın böyle... Şimdi bizim o 4 yıllık süreç içerisinde ilk yılımız cami ve çocuk buluşması oldu. O dediğim gibi o bir zorluktan bir kolaylığa geçiş gibi oldu. İkinci senemiz engelsiz ibadet, engelsiz cami diye 2012 yılında böyle bir konseptle kamuoyunun huzuruna çıktık. Yani hakikaten Türkiye'de yaklaşık 10 milyonu aşkın şeyden bahsediliyor, engelliden bahsediliyor. Yani işitme engelli, görme engelli, yürüme engelli üstüne koyduğunuz zaman bu büyük rakam. Yani herkesin akrabalar arasında bir şekilde böyle bir engelliler var. Bu engelliler de istiyorlar ki biz de normal sağlıklı insanlar gibi ibadetlerimizi yapabilirim, namaz kılabilirim, dua edebilirim, Kur'an okuyabilirim. Mesela beni çok etkilemiştir. 2012 yılında işitme engelli kardeşlerimiz gelmişler, demişler ki biz namaz kılmak istiyoruz, Kur'an okumak istiyoruz. Yani bize bunun yolu yok mu? Hakikaten o güne kadar biz düşünmedik. Bizim işaret diliyle bir sözlüğümüz yoktu, bir lügatimiz yoktu. Biz ondan sonra, işte bu sene yeni basıldı, işaret diliyle namaz, ibadet ve dini terimler sözlüğü çıkardık. Mesela yani namaz, hutbeyi anlayamıyor değil mi? Hutbeyi anlayamıyor, cennet nasıl, cehennem nasıl anlatılır, ibadet, namaz nasıl anlatılır, bunların hepsinin onların diline bir karşılığı var. Bu karşılığın oluşması için de bir sözcük oluşması gerekiyor. Ve hakikaten şimdi bununla ilgili eğitim verilmeye başlandı. Bizim ne görevlilerimizden, Allah razı olsun, böyle fedakar arkadaşlarımız var. Bunlar muhtelif yerlere dolaşıyorlar ve engelli kardeşlerimize, hanımlara ve erkeklere işaret diliyle Kur'an'ı, İslam'ı, dini anlatıyorlar. Ve onlar bu şekilde manevi ihtiyaçlarını karşılamaya başlıyor. Dolayısıyla biz engelsiz ibadet, engelsiz cami derken camiye giren bir engelli kardeşimizin, bu ister yürüme engelli olsun, ister işte görme engelli olsun, işitme engelli olsun, her engelli kardeşimizin ihtiyacına cevap verecek şekilde camilerimizde düzenleme yapılsın istedik. Evet. Çünkü işitme engelliler için işte söylediğiniz gibi biz en azından bir ekranda o okunan hutbenin tercümesinin verileceği bir görüntü gerekiyor. Veya işte, o hatibin altında bir yerde bunu yapması gerekiyor birisinin. Efendim işte yürüme engelli kardeşlerimizin asansör cami ve ulaşımı söz konusu. Cami ulaşımda problemleri var. Diğerlerinin öyle. Yani böylece bir proje başlatmış olduk ve bu proje aşağı yukarı bütün ilerimizde 20 bine yakın camiimizde hamdolsun belli özellikleri şey olması. Yani yürüme engelliler için, görme engelliler için bu tadilat yapılmış oldu ve camilerde onlara hamdolsun şimdi yer bulup namaz kılma, camiye katılma şansları sağlanmış oldu. Bu bence önemli bir şey. Hocam önceki dönemde nasıl olmuş peki bu iş? Yani mesela Osmanlı'da böyle bir önceki dönemde düşünce var mı? Düşünülememiş fazla. Çok fazla öyle düşünmemiş mi? Evet. Ya çok fazla. Aslında ne kadar da yani yalnız herkes esas şöyle çözmüş bunu. Yani eski camilerimizde genelde merdiven hemen hemen hiç yok. Bizim bu dönemde biraz yerden dediğimiz tasarruf etmek için camilerin altına bir şey yapmamız, mekan yapmamız basamakla camiye çıkmayı gerekli kılmış. Bu da ister istemez ya asansör veya işte o yürüme şeylerin yapılmasını gerekli kılmış. Öyle olunca da iş zorlaşmaya başlamış. Asansör halbuki en güzel şey ama düşünememişiz. Keza mesela bizim hanımlarla ilgili yerlerimizde Osmanlı döneminde çok daha iyi. Evet. Cumhuriyet döneminde bunu ihmal etmişiz. Oysa ki yani bizim işte geçen seneki şeyimizde cami kadın ve aileydi. Hanımların camiye gelmesini sağlamak. Yani hanımlar bir şekilde şimdi Cumhuriyet döneminde eskisi gibi değil sokağa çıktılar. Yani okumak için çıktılar, çalışmak için sosyal çıktılar. Sosyal hayatın içindeler bir şekilde. İçindeler evet. Ve zaten insanların %80'i şehirde yaşıyor. Hal böyle olunca yani kadıncağız çarşıda veya işindeyse camiye gitmek, namaz kılmak istiyorsa onun camide abdest alacak yeri yok. Namaz kılacak yeri yok. Bunu düşünmemişiz. İşte bu maksatla da camilerimizde kadınların gelebileceği yerlerin artılması adına hem abdest alma hem namaz kılma mekanlarını artacak bir faaliyet başlattık. Yine o vadide aşağı yukarı 30 bin kadar camimizin kadınların gelebileceği hale getirmesi söz konusu oldu. Biz bir de 2012 yılında bir şey yaptık, sempozyum yaptık. Gelenekten geleceğe cami
mimarisi diye. Orada da iki hedefimiz vardı. Birincisi camilerin fonksiyonelliği. İkincisi estetiği. Evet. Camilerin fonksiyonelliği derken kastettiğimiz şuydu. Yani cami sadece mabet değildir. Beş vakit namaz kılınan yer değil. Ha, ibadet edilen yer değil. Cami mekteptir, kütüphanedir, istişare yeridir. Hatta spor yeridir yerin zamanına, mekanına göre. Asladette çünkü askeri eğitim verilmiş Mescid-i Nebi'de. Hastanedir. Tedavi yapılmış. Hatta mesela şeyde, Kuzey Afrika ülkelerinin çoğunda camilerin hemen yanında şeyler var. Muayenehaneler var, poliklinikler var. Yani şeyle birleştirmişler. Bizim de eskiden daha şeyler, şifahaneler var camilerimizin yanında. Evet. Yani dolayısıyla cami ile şifahane, hastane, bu tür fonksiyonlar, hamam, hepsi hamam vesaire, evet, tekke, dergah, yakışmış bunlar. Hocam, hatta kışla, hatta işte şey, bedesten, evet, yani etrafında çarşı dükkanları var. Evet, yani hayatın gibi merkezine camiyi almak ve o merkezden muhite doğru yayılmak şeklinde bir algı oluşturmuşuz biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kurduğumuz medeniyet boyunca günümüze kadar. Ama bu işte 20. asrın o geçiş döneminde, yani sanayi diye geçiş döneminde, köyden şehire geçiş döneminde bir curcuna olmuş. Orada bazı şeyleri ihmal etmişiz. Yani şehir camisi, mahalle camisi, mescit, köy camisi. Böyle bir gelenek var. Evet. Bunlar karışmış birbirine. Evet. Yani merkez meydan camisi nasıl bir olur? Yani bir boş arsa bulununca hemen, evet, ya da bir apartmanın altında. Bir de siyah çantası olan bir hacı amca bulduk mu? Evet. Onun koltuğuna makbuzları verdik makbuzlar, mi? Makbuzlar, evet. Yürümüş, evet, gerçekten yaklaşık 30-35 tane değil mi matbu eser? Bu kadar esere haiz bir konuk olunca gerçekten konu ve içerik devamı açılıyor. Biz geri dönmek için bir daha ben hamle ediyorum ama kusura bakmayın, böyle kesmek yok, gibi algılanmasın. Öyle gerçekten sohbet de çok akıcı gidiyor. Bu arada hat ve tezyinat konusunda açıklamalarınızdan dolayı dostlarımız teşekkür ediyorlar hocam. Mustafa Çalkayış kardeşimiz, biz de teşekkür ederiz ve özellikle bu akşam icra yani burada ettiğimiz... Burada biz yani güzel sanatlarla şeyi, irfan geleneğini, evet, İslam'ı, musikiyi buluşturuyoruz. Burası, evet, burası bir Mevlevi dergahı. Mevlevi dergahı tam da buluştuğu nokta. Tabii, yani hem hat sanatının, hem musikinin, hem her türlü estetiğin buluştuğu bir yer. Dolayısıyla bunlardan, evet, konuşacağız. Ne konuşacağız? Bir de Hüdayi Hazretlerinden okuduğumuz eserlerle alakalı çok dostlarımız bize teşekkürlerini gönderiyorlar. Elbette. Hasan Kamil Hocam gelince biz onu biraz da bir ikram, tamam, olarak Allah arzuluyoruz. Mutluyuz. Güler yüzle her zaman bulduğumuz bir insan olunca bir başka oluyor tabii. Bizim bulunduğumuz mekanın da bize vermiş olduğu güzel bir heyecan var. Evet, şimdi bu sefer Hüdayi Hazretlerinin en çok bilinen, en çok okunan kasidelerinden bir tanesi. Neyleyim dünyayı bana Allah'ım gerek. Allah. Gerekmez masivayı bana Allah'ım gerek diyelim. Ve sözü buyurunuz ustalara bırakalım. Thank you.
Ehli dünya dünya. Bana Allah'ım gerek.
illallah. İllallah. Hakk'a döndür yüzünü, her işin asan gelsin. Allah. Demek ki her işe başlarken Cenab-ı Hakk'ın yüzüne dönersen. Evet, dönersen. Fe eynema tevellu fe semme vecullah. Evet, kıymetli hocam, vakit döndüğümüz o kadar hızlı gidiyor ki gerçekten. İsterseniz biraz da bu kutlu doğumlarda yine Diyanet İşleri Başkanlığı merkezli fikrin tüm Türkiye'yi dalga dalga alması, yayılması, özellikle son birkaç yıldır daha da basın da bunun üzerine gitti. Evet, tabii yani aşağı yukarı kutlu doğum geleneği 1989'da başladı biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa. Ve iyi bir gelenek oldu. Ama ondan sonraki yıllarda tematik çalışmalar başladı. Şimdi bu seneki son, bu seneki Peygamber. Bu seneki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam birlikte yaşama hukuku ve ahlakı olacak. Hmm. Hukukunu sempozyum olarak tartışacak akademisyenlerimiz. Ama biz alanda Hazreti Peygamber ve birlikte yaşama ahlakını konuşacağız. Neyi kastediyoruz bununla? Şunu kastediyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'yi teşrif ettikten sonra orada bulunan Evs ve Hazret kabirelerinden Müslüman olanlar ve müşrikler var bir tarafta. Bir tarafta Yahudiler var. Ve bu kadar mütenevvi inanç grupları arasında birlikte yaşamanın nasıl gerçekleşeceği konusunda bir Medine vesikası diye bilinen ilk Müslüman anayasası diyebileceğimiz bir sistem var. O sistemle başlayan Medine Sözleşmesi. Medine Sözleşmesi, Medine Vesikası. Evet. O sistemle başlayan, hayatı boyunca Efendimiz'in uygulamaları, Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in uygulamaları ve ondan sonra İslam dünyasında farklı inanç mensuplarıyla bir arada yaşamanın bize öğrettiği ve bize talim ettiği gerçekleri nasıl bugün yeniden biz İslamofobyanın konuşulduğu ve Müslümanlık korkusunun maalesef belli devletlerin tahrikleri ve belli medyaların da teşvikleriyle pompalandığı bu ortamda nasıl yeniden anlatırız ve bizim aslında Müslümanların birlikte yaşama geleneğinin diğer milletlerin ve kavimlerin birlikte yaşama geleneklerinden çok daha önce oturduğunu, geliştiğini anlatırız, sistemleştiririz. Evet, evet. Bu gerçekten önemli bir husus. Çünkü Batı'nın, özellikle Avrupa ülkelerinin kendi gelenek ve kültürlerinde başkalarıyla bir arada birlikte yaşama geleneği yok onlarda. Onlar farklı gelenekleri yok ederek veya kendilerine benzetip dönüştürerek bunu sağlamışlar. Emperyal bir şekilde. Aynen öyle. Nitekim bunun en canlı örneğini 800 yıl İspanya'da Müslümanlık adına devlet kurmuş, insanların orada değişim ve dönüşümünü sağlamış olan, bir yapıyı gerçekleştirmiş olan Müslümanları, Endülüs Müslümanlarını İspanyolların eline geçtikten sonra 3 alternatifle karşı karşıya kalmıştır Müslümanlar orada. Ya burayı terk edeceksiniz, İspanya'yı, ya Hristiyan olacaksınız ya da sizi katledeceğiz. Dördüncüsü yok. Başka bir seçenek yok. Evet. Bu kadar büyük vahşet olabilir mi? Yani başkasına tahammül göstermeyen bir anlayış var Batı'da. Bizde ise Hazreti Ömer Kudüs fethedildiği zaman şeye girmiyor ve namaz kılmıyor orada kiliseye. Niye girmiyor? Ben oraya girersem siz bundan sonra burayı mabede, camiye çevirirsiniz diyor. Yani o caminin, kilisenin camiye çevrilmesine karşı bile onların kendi varlıklarını koruma adına önemli bir direnç gösteriyor. Bu çok anlamlı bir şey bence. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebubekir'in bu tip şeyler, Efendimiz'in uyarıları var. Yani kendi kiliselerine, kendi manastırlarına çekilmiş olan din adamlarına dokunmayın. Yani onların yaşları başları ne olursa olsun, genç de olsalar, kilisesinde, manastırındaysa, havrasasındaysa onlara dokunmayın talimatları var. Kaldı ki bizim İslam devletinin bünyesinde bulunan farklı inanç mensupları aynen Müslüman mensuplar gibidir. Onlar koruma altındadırlar devletin aynı zamanda. Yani bu çok önemli bir şey. Ayrıca mesela bizim tarihi geleneğimizden biliyoruz. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han, Sultan Mehmet Han Bosna seferine çıkmadan önce Bosna'da yaşayan Sırplar telaşlanıyorlar. Ve Fatih burayı alacak ve biz ne olacağız? Ve tabii kuzeyde Avusturya Macaristan İmparatorluğu var. Onlar da oraya talip, orayı almak istiyorlar. Ve o zaman Bosna Kralı Brankoviç bir mektup yazıyor
Avusturya Macaristan İmparatoru, başkumandanı Janko Hunyada. Diyor ki, siz bizim topraklarımıza sahip ve egemen olursanız, burayı işgal ederseniz, bize nasıl muamele etmeyi düşünüyorsunuz? Janko Hunyada'nın cevabı çok net. Biz oradaki bütün Ortodoks kiliseleri dikeceğiz, yerine Katolik kiliseler dikeceğiz. El cevap bu. Fatih'e yazıyorlar mektup. Yine şey Brankoviç. Siz bizim topraklarımıza, yani Bosna'yı alırsanız ve Sırbistan'a hakim olursanız ne yapmayı düşünüyorsunuz? Fatih'in cevabı. Biz oralara hakim olursak camilerin yanına istenirse Ortodoks, istenirse Katolik mabetler dikilebilir. Herkes dininde hür ve serbesttir. Biz sizin cizyenizi alırız. Sizi dış düşmanlara karşı koruruz. Bu irfanlı bir eğitim almış aynen kişinin aynen söyleyebileceği öyle. Söz. Aynen öyle. Dolayısıyla biz şimdi bugün, yani İslamofobiyanın çok tavan yaptığı ve hakikaten Müslümanları böyle kan içici, kelle avcısı gibi gösteren düşüncelerin ve algıların yaygınlaştığı ve özel bu iş için yetiştirilmiş Boko Haramların, IŞİD'lerin vesairenin piyasaya sürülerek onların yaptıkları vahşetler Müslümanlara izafe edilmek suretiyle gerçekten havanın çok negatife dönüştüğü bir ortamda İslam'ın güler yüzünü, şefkatini, merhametini ve irfanını yeniden dünyaya tanıtmak durumundayız. O yüzden biz bu sene diyoruz ki Hazreti Peygamber ve birlikte yaşama ahlakı. Yani Hazreti Peygamber diğer din mensupları nasıl yaşamış, bize nasıl öğretti, irfan geleneğimizi biz nasıl uygulamışız? 14 asır boyunca örnekleri var bunun çünkü bizde. Evet. Ve özellikle irfan geleneğimizde bunun çok farklı örnekleri var. Yani bizim tasavvuf klasiklerimizde mesela Kuşeyli'de çok önemli bir şey var. Anekdot var, izin verirseniz anlatmak isterim. Kuşeyli'de İbrahim aleyhisselam cömertliğiyle maruf, efendim malını ikram etmeyi seven bir insan. İlk defa Halil Rahman vakıflarının kurduğundan bahsedilen bir insan. O işte hanesine bir gün bir mecusi geliyor. Kuşeyli anlatıyor bunu. Mecusi kendisinden yiyecek istiyor. O da onu imana davet ediyor. Müslüman ol diyor, sana yemek vereyim diyor. O da kızıyor, gidip yürüyor mecusi. Allah Teala Hazretleri vahyediyor İbrahim Aleyhisselam'a. Ben 70 yıldan beri onun imanına bakmadan onu besliyorum. Senden bir öğün yemek istedim. Bunu mu çok gördün ya İbrahim deyince, İbrahim'in koşuyor arkasından. Adamı bulmak için. Adam buluyor ve diyor ki Cenab-ı Hak senin yüzünden beni azarladı, gel. Madem gibi peygamberini Allah azarladı, ben o zaman diyor mümin oluyorum. Ve Halil İbrahim sofrası kuruldu. Kuruluyor. Şimdi evet. Yani burada önemli olan şu, yani bir peygamberin bile bir farklı din mensubuna böyle bir yanlış tavırla hareket etmesinin bizim irfan geleneğimizde karşılığı var. Evet. Çünkü herkes potansiyel Müslümandır. Bunu görmek lazım. Evet. Herkes potansiyel Müslümandır. Alvarlı Efe'ye bir kulak verelim mi hocam? Lütfen. Bakınız sizin söylediklerinizin üstüne nasıl gelecek. Tamam. Hazer kıl. Aynen. Kırma kalbin. Allah. Kimsenin canını incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tariki ışkı da biçareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya. Hane-i Rahman'ı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma. Fahri alemi zişanı incitme. Allah. Buyurunuz. Incitme.
Çok teşekkür ederiz. Evet, böyle su gibi derler ya, gelip geçti. Ya hakikaten. Bu arada seyircilerimiz sizin misafirimiz olmanızdan çok mutlular. Eyvallah. Gösterdim size de biraz önce. Evet, teşekkür programın ederim, haftada iki güne çıkmasını istiyorlar ama bizim için iyilik mi istiyorlar, kötülük mü istiyorlar? Tadında güzel. Evet, tadında güzel. Haftada bir olması güzel. Evet. Ama ileride Ramazan'da bakarsın, iki haftada her gün olur. Allah ulaştırsın, kavuştursun diyelim. İnşallah. Hocam, gerçekten program konu konuyu açıyor ve hızlı gidiyor. Kutlu Doğum'da kalmıştık. Kutlu Doğum'da kaldık ama. Şeyi de bitirmek zaten. Camiler Haftası da bitirmek. Orada da eksiklerimiz var. Bu seneki yaptığımızı söylemedik. Yani 2011'i söyledik. Hocam siz buradasınız. O zaman biz 2012'yi söyledik. Biz geceye kadar uzayalım. Arkadaşlarımız haber versin. Eyvallah. Evet. 2011'de çocuk ve cami. 2012'de engelli ve cami. 2013'te kadın aile ve cami. 2014'te geçtiğimiz sene gençlik ve cami. Bu sene hakikaten geç kalma, genç gel sloganı yola çıktık ve insanları genç yaşta camide buluşturmak üzere bir çalışmamız oldu. Ve hamdolsun o çok tuttu. Yani üniversitelerin olduğu yerlerde arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştılar gençlerimize. Tabii kolay bir hadise değil. Tabii. Hatta bu sloganı nasıl üretelim diye konuştuk. Bize slogan teklif eden şirketlerden birisi dedi ki yani bugün çocuklar 140 karakterle haberleşiyorlar birbirleriyle bu işte evet. Telefonlarla, akıllı telefonlarla. Yani o dili kullansak, o dille ancak ulaşırız gençlere falan diye. Bunun için de cami çok güzel gelsene gibi slogan teklif etti bize. Yani bu dedi sosyal medya dünyasında çok tutacak bir şey. Ama tabii Diyanet'in de bir duruşu var. Yani Diyanet'te herhalde çok böyle
kendi ağırlığını hafife çıkaracak bir tavır sergilemesi uygun değil. Dolayısıyla biz o sloganı öne çıkarmak yerine sosyal medyada onu tercih edelim dedik. Ama normal piyasaya, ekrana ve kamuya yansıyacak olan sloganımız da geç kalma, genç gel olarak yansıdı. Ve bunun üzerine hakikaten üniversitelerimizde, okullarımızda hala devam eden programlarımız oluyor. Yani çocuklarımızı, gençlerimizi camiyle buluşturma. Hakikaten camiyle buluşma noktasında problemlerimiz var. Yani evet, elhamdülillah cuma günleri için sevindirici bir şey. Türkiye'de 20 milyon civarında insan cuma namazı kılıyor şu anda yapılan istatistiklere göre. Bu iyi bir rakam sayılır. Yani yetişkin erkeklerin neredeyse %80-90% demektir bu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ben doğrusu yönetim olarak bir irade koymak çok önemli. Evet. Ufuk açmak da, ufku açık olmak da. Eyvallah. Değil mi? Bunlar çok önemli. Belki sizden, seyircilerimizden de çok bekleyenler var bu böyle bir konunun değinilmesini. Vaktimiz az kaldı ama şu üç şey özellikle bu projeleri üretiyoruz, halka sunuyoruz. Evet. Gelin bizim mekanlarımız buralar, buralarda sizinle buluşalım. Burada güzel Kur'an-ı Kerim okuyan insanları bulmalılar, değil mi? Doğru, çok doğru söylüyorsun. Arkasından güzel hitap eden evet. insanlar bulmalılar. Çok doğru. Arkasından sosyal hayatı iyi bilen, sosyal hayatı kavramış, evet. Gönül dilinden anlayan, kişiliği oturmuş, evet. artık hitap ettiği zaman sözün nereye gittiğini bilebilen insanlar. Yani bir nevi bunlar söz ustaları olmalılar. Doğru. Ve altları dolu olmalı. Bu üç konuda belki birer cümle söylemek istersiniz. Ah, özellikle Kur'an-ı Kerim tilaveti konusunda. Çünkü bu etkileme araçlarından ve... En önemlisidir. Evet, en önemlisidir. En önemlisidir. Yani Kur'an'ın çünkü kendi ilahi musikisi var. O ilahi musiki dinleyen herkesi etkiliyor. Davetkar bir musiki. Çok muhteşem bir şey. Yani o ilahi musikiyi biz yeniden kazandırmak istiyoruz personelimize. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yani bu sene bütün eğitim merkezlerimizde C grubu camilerde bulunan arkadaşlarımızı eğitime alıyoruz. Geçen dönem işte 40 günlük aşağı yukarı 6 haftalık bir eğitim ile bu arkadaşlarımızın yeniden Kur'an'la buluşmalarını, tasavvufla buluşmalarını sağlayacak bir eğitim veriyoruz. Keza hitabet tekniklerini geliştirmek üzere yüz yüze vaaz teknikleriyle ilgili hem illerimizde hem de Antalya'da 500-600 kişilik gruplar halinde eğitim veriyoruz. Yani bu hem yüz yüze vaazı arkadaşlarımızın konuşma becerilerini hem de Kur'an-ı Kerim okumayı önemsiyoruz. Ayrıca musiki ile ilgili çalışmalarımız var. Yani musiki rehberliği yapacak arkadaşlar da sanıyorum onlar da eğitimci olarak görev yapıyorsunuz hatırladığım kadarıyla. İstanbul'dakine katılıyorsunuz. Evet. Gönüllü olarak biz yıllardır zaten arkadaşlarımızla beraberiz. Rehber hocalar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de tabii bizim en önemli alanlarımızdan birisi de hani bu mevlüt vesilesiyle kandillerde kamuoyunun karşısına çıkıyoruz. Tabii. Televizyonlarda ve ekranlarda arkadaşlarımız okuyorlar. Orada okuyan arkadaşımızın sayısı çok sınırlı. O sayıyı da artırmak üzere arkadaşlarımız evet, bir tespitlerde bulundular. Bu tespit ettiğimiz arkadaşlara eğitim vererek bu sayıyı artırmak esasında hocam gibi sözünüzü valla kesiyorum. İrşat sadece kürsüden, minberden söylenen değildir. Bu evet. algıyı da yavaş yavaş tabii. işlemek gerekir. Musiki kendi içerisiyle irşat, temsili irşattır. Değil mi? Yani hoca efendilerimizin yani imamlarımızın örnek teşkil etmek. Yani onların duruşları, tebessümleri, halleri, tavırları ve de diğer enstrümanlar, diğer musikisi, onlar onun, hattı vesairesi. Yan unsurlarıdır ama asıl olanların şahsiyetleridir. Ama elhamdülillah çok şükür şimdi yani her geçen gün iyileşen bir kadromuz var. Yani hem tahsil, eğitim düzeyi bakımından iyileşen bir kadromuz var. Mesleğine güvenen, mesleğini seven bir kadromuz var. Yani bizim önemli problemlerimizden birisi de buydu. Yani çok mesleğine belki de bu kadar isteyerek gelmemiş insanların da bulunduğu bir alan gibi görünüyordu. Evet. Bir de hani marifet iltifata tabidir. Yani biraz imamlık, cami görevliliği sanki eskiden biraz daha şey görülüyor. Ama şimdi hamdolsun hem sosyal prestij statü olarak değil mi? Hem ekonomik statü olarak hem de toplumda algı olarak çok iyileşti. İyi bir noktaya geldiğini ben Eyvallah. Şahsen düşünüyorum. Hocam bir cümleyle de hafızlık geleneğinden bahsetsek. Evet. Bitiyor vaktimiz. Ne yapalım? Bunları da hepsini birden şeye sıkıştırmayalım. Aynı zamanda sıkıştırmayalım. Hafızlık geleneğimizi de yaygınlaştırmak üzere hem kız hem erkek Kur'an kurslarımız var. Bunlar devam ediyor. Tabii bu 28 Şubat sürecinden sonraki dönemde erkek Kur'an kurslarımız büyük bir hasar gördü.
onu telafi etmek üzere bu 4-4-4 döneminde ikinci dörtten sonra hafızlığa bir yıllık bir süre ayrılması ile ilgili Eğitim Bakanlığı'nın bir kararı oldu. Kur'an kurslarımızda onları pekiştirerek erkek öğrencilerimizin de hafızlık sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü hakikaten mihrapta arkadaşlarımızın hafız olarak görev yapmış olmalarıyla hafız olmadan görev yapmış olmalarının çok farklı sonuçlar doğduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bir de tabii hafızlığın üzerine ilahiyat tahsili yapıldığı zaman o hem hitabette, talakatte, özgüvende her bakımdan çok daha farklı oluyor. Şimdi tabii Milli Eğitim Bakanlığı da butik imam hatipler ihdas etti hafız öğrenciler için. Hı hı. Bizim de ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet Vakfı'nın müşterek bir projesi var. 100 Kur'an kursu projesi, hafız Kur'an kursu projesi. Bu projede hafız olan öğrencilerimizi o imam hatiplerde okutmak üzere Diyanet Vakfı maddi destek sağlıyor. Ve böylece oraya bir teşvikte bulunuyor. Eyvallah. Yani ümit ediyoruz ki bizim işte aşağı yukarı 100 bini aşkın personel, 122 bin şu anda fiili personelimiz. Yani bunlar hiç olmasa yarısı, yarıya yakını evet. hafız olsun diye İnşallah. Temenni ediyoruz. Tabii hepsi hafız olması beklenemez. Şart da değil hocam. Belki ama %50'si hafız olsun istiyoruz. Gerçekten doymadık. Doyamadık. İnşallah sağ olun, sizi tekrar ağırlamayı arzu ederiz. Keyifle dinledik sizleri. Sağ olun. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Vaktimizi maalesef sonuna geldik. Bitirdik. Keyifli bir sohbet ve umarız seyircilerimiz eserleri de beğendiler ki buradan iltifatlarını görüyoruz. Teşekkürlerini görüyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Zahmetler ettiniz bizim için Ankara'dan. Meclisimizi şereflendirdiniz. Mutlu İnşallah bir başka güzel mecliste bulunmayı arzu ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Olun, değerli dostlar, bu akşam da Enderun Dönnamelerin sonuna geldik. Yine bir Hüdayi Hazretleri eseriyle hem de dua niteliği taşısın diye sizlere veda etmek istiyoruz. Allahümme ya hadi, asan eyle yolumuz. Sehil umural vadi, tez geçir tut elimiz. Buyurunuz. Gencine-i evedena olsun.